Ben ilk açıklamayı duyduğumda şunu düşündüm. Teklif yapılmış, pazarlıklar başlamış, hayırlı olsun. Aklıma gelen ilk buydu. Yani biz Icardi için diyoruz ya, ceza sahasında çok rahat, çok profesyonel. Van Danara da çok profesyonel saha dışında. Bu tamamen bir menajer taktiği, pazarlıkları kızıştırma. İşte bir yandan Galatasaray tarafında bir baskı unsuru oluşturma. Çünkü mesela dün açıklamadan sonra istediğini aldı. Hemen taraftarlar işte Vandan Aray'a mesaj yağmuru tutmaya başladı sosyal medya üzerinden. İşte bizi bırakmayın, gitmeyin. Yönetim de bunu görüyor. Bir baskı ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Ne kadar baskı, o kadar para. O kadar iyi bir sözleşme. Yani biz hep ne diyoruz? Taraftarlar olaya çok duygusal yaklaşıyor ama futbolcular böyle yaklaşmıyor. Ortada bir ekonomik gerçek var. Yani taraftarla takım arasında bağ saf bir bağ. Karşılıksız, beklenti olmayan bir bağ. Tamamen sevgi üzerine kurulmuş bir bağ. Ama futbolcu ve takım arasındaki bağda mutlaka sevgi unsuru da var. Ama işin ekonomik boyutu da bir hayli fazla. O yüzden de Icardi olabildiğince iyi bir sözleşme almak isteyecek. Çünkü 30 yaşında ve son sözleşmesini yapacak büyük ihtimalle. Yani son büyük sözleşmesini yapacak diyeyim. O yüzden de tabii ki burada amaç Icardi cephesinde alabildiği en yüksek maaşı alabilip Galatasaray'da kalmak. Evet, istiyorlar kalmak, bu net. Ama kalırken de iyi bir sözleşme yapmak istiyorlar. O yüzden de yani bence Galatasaray camiasını, taraftarını uzun, bazen sinir bozucu, yıpratıcı bir süreç bekliyor. Ya bu çok net yani. Hani bu hemen olabilecek bir iş değil kesinlikle. Yani Galatasaray istese bile olmaz. Çünkü Icardi büyük ihtimalle ki maçtan sonra söyledi. Ben bir tatilime gideyim dedi, bir kafamı dinleyeyim dedi. Bir göreyim dedi neler oluyor. Yani sözleşmeleri görmek istiyor. Sırf Galatasaray'dan değil. Hani beni kimler istiyor, ne paralar veriyor onu bir görmek istiyorlar. Bu son derece normal ve doğal, olası bir şey. Yani o yüzden de hani sezon bitti, Icardi hemen kalıyor. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Ağustos ayının ortasına kadar bile sürebilir. Belki de şöyle bir şey bile olabilir. Avrupa'da transferin kapanmasına kadar belki gidecek. Yani sezon başlar, Galatasaray sezonu Icardi'siz açar. İlk lig maçına Icardi'siz çıkar. Sonra biz görürüz. Çünkü neden bunu söylüyorum? Sezon başında Icardi nasıl geldi Galatasaray'a? 1 Eylül'de Avrupa'da transfer kapandı. Icardi hiçbir takımdan teklif alamayınca transfer penceresi açık tek ülke Galatasaray ve Türkiye ve Rusya'ydı. O yüzden Galatasaray'ı tercih etti Icardi. Yani o süreçte 1 Eylül'e kadar Avrupa'nın 5 büyük liginden bir teklif alsaydı oraya giderdi büyük ihtimalle. Şu anda da Icardi bunu bekleyecektir. Yani son ana kadar Avrupa'nın 5 büyük liginden yüksek meblağlı bir sözleşme bekleyecektir. Ondan sonra bakacaktır duruma. Yine Galatasaray'ı tabii ki tercih edebilir. Ama şu çok net. Galatasaray'ın sezon başında Icardi'yi aldığı transfer operasyonundan çok daha zor bir operasyon bekliyor yönetimi. O yüzden de taraftar biraz sabırlı olmalı. Yıpratıcı bir süreç olacak bence. Ama ben şu an halen bu kadar olumsuz konuşmama rağmen Icardi'nin kalma ihtimali, gitme ihtimalinden yüksek görüyorum. Ama çok yüksek değil. Yani %60'larda görüyorum şu anda. Ama tabii süreç ilerledikçe bu oranlar değişecektir mutlaka. Acaba bu pazarlıklarda kimin eline kadar güçlü Onur? Yani Icardi cephesine baktığımız zaman evet diyecek ki işte şampiyonluğu kazandırdık, taraftarın sevgilisi olduk. Yani önümüzdeki sezonda eğer bir Şampiyonlar Ligi hedefi varsa bize istediğimizi vermelisiniz. Icardi cephesinin muhtemelen argümanları ama şimdi Galatasaray cephesine baktığımız zaman da mesela dış basında da Fransız basını özellikle buna çok vurgu yapmıştı. Hani Fransa'da tırnak içinde paryaydı. Evet. Direkt onların kullandığı bir ifade. Şimdi İstanbul'da yıldız oldu, kral oldu şeklinde. Doğru. Hani Galatasaray'da muhtemelen buna vurgu yapacak. Yani neredeyse unutulmuş bir kariyer bir anda yükseldi burada Galatasaray'la. İşte teknik direktörün verdiği ekstra izinler, taraftarın bu kadar benimsemesi, adına şarkılar düzenlenmesi. Yani hangi takımda bu kadar büyük bir yıldız muamelesi görecek acaba Icardi? Hangi takımda teknik direktörü bu kadar anlayış gösterecek? Yani bunların hepsi aslında belki Galatasaray'ın da elini güçlendiren noktalar o pazarlıkta. Burada önemli olan Icardi'nin olaya nasıl baktığı, bakış açısı. İşin duygusal kısmı mı ağır basacak, ekonomik kısmı mı ağır basacak? Yani dediğin çok doğru. Icardi de bunun farkında. Yani Icardi burada kendini uzun süre sonra kariyerinde ilk defa çok değerli hissediyor. Ki buna ihtiyacı vardı. Zaten hep ne zaman kendini değerli hissetmiştir Icardi, o zaman iyi performans vermiştir. Inter günlerinde mesela gol kralı olduğunda takım kaptanlığı verildi Icardi'ye. Evet. Hemen performansı arttı ve gol kralı oldu. Takımı iki kez şampiyon yaptı mesela. Ama ondan sonra bir düşüş. Paris Saint Germain'de hep işte önce gitti Neymar'ın, Mbappe'nin, Messi'nin gölgesinde kalması onu olumsuz etkiledi. Burada Icardi bunu mu seçecek? Yani duygusal anlamda doymayı mı tercih edecek?
yoksa ekonomik anlamda doymayı mı tercih edecek? Burada önemli olan kilit nokta bu. Dediğin gibi eğer duygusal anlamda doymayı tercih ederse Galatasaray'ın eli güçlü. Ekonomik sebepleri seçerse Icardi'nin eli çok güçlü burada. Çünkü Icardi şunu da net olarak biliyor. Avrupa'nın 5 büyük liginden özellikle Serie A'dan ciddi talipleri var. İngiltere'den de var, Premier Lig'den. Onun yani bu performans mutlaka dikkat çekmemesi mümkün değil. Çünkü bir markadan bahsediyoruz. Hani yavaş yavaş yıldızı sönmeye başlayan bir marka ve yeniden bir anda doğuş Icardi açısından mutlaka yurt dışında da bu ilgi uyandırdı. Yani Icardi şu anda birçok takımı mutlaka transfer planlamasında yer alıyor. Ve hani düşük maliyetlerle görece olarak onlara göre, bize göre değil, Avrupa kulüplerine göre düşük maliyetlerle bitebilecek bir transfer göreceği de bakılıyor Icardi transferine. Çünkü 8 milyon, 10 milyon euro civarında bir bonservis Icardi gibi bir marka için çok düşük bir rakam aslında baktığımız zaman. Evet bizim ligimizin gerçeklerinde çok yüksek rakamlar bunlar. 8 milyon eurolar, 10 milyon eurolar ama örnek veriyorum Napoli gitti Osimhen'i sattı 100 milyon euroya. Yani 10 milyon eurosunu Icardi'ye verebilir çok rahatlıkla. Ya da Icardi'ye çıkıp işte 5-6 milyon euro maaş Osimhen sonrası Napoli bunu yapabilir. Ya da Milan bunu yapabilir. Dolayısıyla Icardi bunun farkında. Yönetim de bunun farkında. Burada kilit nokta Icardi nasıl yaklaşacak olaya? Duygusal yaklaşımsa Galatasaray şansı çok fazla. Ekonomik bir yaklaşımda Galatasaray'ın şansı ciddi oranda azalabilir. Şimdi o ekonomik yaklaşımda Galatasaray'ın elini de biraz yine konuşmak lazım belki. Burada da işi belki de Zaniolo bozuyor. Normal şartlarda 35 milyon euroluk bir gelir hedeflenen bir oyuncuydu. Hatta Zaniolo'nun bonservisiyle oradan elde edilecek gelirle doğrudan Icardi'ye bir yatırım yapılacak haberleri vardı. Hep bu şekilde okumuştuk ama Zaniolo beklediği o istediği yüksek teklifleri alamayacak gibi görünüyor şu aşamada. Sasha Boy, Nelson, işte Torreira gibi oyuncular da teklif alıyorlar ama bunlardan hepsinden birden alınacak bir bonservisle belki ancak hem yıllık ücreti hem bonservisi karşılanabilecek Icardi'nin. Bu anlamda nasıl bir planlama acaba tercih etmeli gelecek sezon için? Bir taraftan Şampiyonlar Ligi var, bir taraftan çok fazla teklif alan oyuncu var. O iskeletin bozulma ihtimali de tabii ki taraftarları, camiayı çok korkutuyor. Nasıl bir planlama yapılmalı acaba? Yani işin ekonomik kısmına baktığımız zaman bonservis konusunda ben Galatasaray'ın bir problem yaşamasını beklemiyorum. Yani orada 810 milyon euro civarı rakamlar Galatasaray'ın ödeyebileceği rakamlar. Şu anda onun ekonomik hazırlığı yapıldı. Zaniolo gitse de kalsa da yönetim bunun hazırlığını yaptı. Hı hı. İşin maaş kısmında ciddi bir problem var. Yani Icardi'nin şu anda aldığı net maaş 8 milyon euro civarında. Paris Saint Germain'de ve bu parayı bir sezonda alacak garanti bir şekilde. Yani Galatasaray'a ne kadar bir indirim yapacak? Yani veya Galatasaray'ın burada ayırdığı bütçe ne? Bütçeden ziyade takım içi dengelere buradan bakmamız gerekiyor. Yani Galatasaray çıkar, Icardi'yi al kardeşim 6 milyon euro diyebilir. Ama siz Icardi'ye 6 milyon euro verdiğiniz zaman 1 milyon euro oynattığınız bir oyuncudan nasıl bir verim alabileceksiniz? Evet Icardi net bir figür ama her zaman böyle olmuyor bunun yansıması takım içine. Yani şöyle düşünülebilir. Ya sen de sesini çıkartma Icardi'ye. Bu da Icardi 6 milyon euro alsın denebilir ama ya takım içinde bu böyle olmaz. Bazen bu sorun yaratabilir dengeler. Evet. Yani kimse şuna bakmaz. Icardi 21 gol atıyor, bizi şampiyon yapıyor. Ya, helal hoş olsun demezler her zaman futbolcular. O yüzden de burada Galatasaray'ın Florya içindeki dengeleri de gözetmesi gerekiyor. Bu nedir bu denge? Şu anda Mertens 4 milyon euro bir maaş alıyor imza parasıyla beraber. Yani 4-4,5. Hani maksimum bonuslarla belki 5'e çıkabilecek bir sözleşme olabilir Icardi için. Ama tabii Icardi bunu kabul edecek mi? Ya da daha yüksek bir teklif alabilecek mi? Burada kilit nokta aslında şu Ezgi. Icardi teklif alırsa Galatasaray işi zorlaşır. Ama belki de bir takım teklif yapmayacak Icardi'ye. Bunu da bilemiyoruz. Beklememiz gerekiyor. Teklif almazsa Icardi Galatasaray'da kalma ihtimali çok yükselecekmiş gibi duruyor.